Arkadaşlar merhaba. Ben daha önceden Twitch'i sonlandırmayı düşünüyordum, kapatmayı düşünüyordum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aşırı derecede orada benim zaman kaybetmem, zaman geçirmem yani. Zaman geçiriyorum, normal hayatımda zaman kaybediyorum. Doğru düzgün yemeğimi yiyemiyorum, uykumu uyuyamıyorum. Yeri geliyor sabahlıyorum. Oranın stresi de bir fena. Sonra abuk subuk takipçilerin yani ne bileyim dişlerimi sıkmak zorunda kalıyorum. Yazılarından dolayı veya tavırlarından dolayı. Kimisi geliyor böyle 6 TL'ye abone olmuş çocuk. İsmimi okusana. Okumuyorum. Yani yok abi ismi okunacak isim değil. Yazmış abi kafasına göre. Yani gavurlara özeniyorlar ya zaten. Büyük bir ihtimalle ban yememin büyük bir sebebi de bu olmuştur. Geçenlerde ben öyle şüpheleniyorum. Birincisi, iki tane sebebinden dolayı şüpheleniyorum. Birincisi, ben İngilizlere karşı bir şey dedim. Oyun içerisinde Valorant'ta. Büyük bir ihtimal ya bundan birisi bunu şikayet etti. Çünkü onların himayesine geçmeye çalışan, yani Kurtuluş Savaşı'nda bile onlar kazansaydı diyen aramızdaki yavrular var ya. Büyük bir ihtimal ya onlar şikayet etti ya da birisi Twitch'te canlı yayın esnasında Twitch'e küfür ettiydi. Büyük bir ihtimalle ben o yazıyı kaldırmadım. Büyük bir ihtimalle ondan yedim. İki sebepten dolayı düşünüyorum ben. Her neyse bu zaten benim tuzu biberi oldu. Çünkü ben zaten Twitch'i kapatmayı düşünüyordum. Öyle. YouTube'da düzenli olarak ben yayın açmayı düşünüyorum. YouTube'a odaklanmayı düşünüyorum. Zaten YouTube, normalde de YouTube daha iyi. Benim platform olarak en sevdiklerimden bir tanesi Facebook'tu. Facebook eskiden bayağı bir canlıydı. İkincisi de YouTube'tu yani. Gördüğüm platformlar içerisinde. Çünkü YouTube'un içeriği daha fazla. Yükleyebildiğin şeyler daha fazla. Konuşabildiğin daha fazla. Anlatabildiğin derdin daha fazla. YouTube'da yapabildiğini yapabiliyorsun. Siyasi de konuşabiliyorsun mesela. Futbolda konuşabiliyorsun. Evlilik hakkında da konuşabiliyorsun. Başka bir şey hakkında da konuşabiliyorsun. Yeter ki cinsellik hakkında olmasın. Yani aykırı şeyler olmadığı müddetçe YouTube'a yükleme yapabiliyorsun, konuşabiliyorsun. Derdini anlatabiliyorsun. Ama Twitch'in belli bir şeyler var. Kriterler var. O bakımı var. Yani orada her istediğini yapamazsın. Burada bir video çekersin. Videonda ne bileyim yüzen bir adamı taklit etmek için tişörtün çıkartırsın. YouTube'da ban yersin. Şey Twitch'te ban yersin pardon. YouTube'da yemezsin. Twitch'te yersin. Neden? İşte orada cinsellik olarak algılar. Neye? Üzerine çıktı. O seni algılar. O seni algılar ama tutup da yani büyük büyük bir takipçinin ondan ona güzel bir para gidiyor. Ona pek algılayacağını zannetmiyorum. Bu küçük yayıncılar olur. Zaten bizim de Twitch'te gelişmemizi istemeyen bazı bir kitlenin olduğundan eminim zaten biliyorum. Her neyse ben YouTube'da devam edeceğim. YouTube'da bildiğiniz gibi zaten ücret yok. Abone olun. Bu yeter. Destek olmak isterseniz de zaten hakkında kısmında Buy New Game falan var. Oradan da destek olabilirsiniz veya canlı destekten de destek olabilirsiniz. Hani video altında destek olabiliyorsunuz ya. Oradan da olabilirsiniz. Onlar da olmuyorsa sadece abone olarak olmanız yeter. Evet. Diyeceğim bu kadar. Yayınlarıma beklerim. Gelebilirsiniz. Sadece benden her yazılana cevap beklemeyin. Ben selam verdim. Allah'ın selamını verdim. Selam niye almıyorsun? Ya adam ister alır ister almaz. Sen verdin mi verdin tamam. Alan yoksa kardeşim sen kendine aleyküm selam dersin. Sen sadece ekranda gördüğün insana değil mi cemaatin içerisine giriyorsun. Toplumun içerisine giriyorsun. Oraya karşı da. Ben dalgın olurum oyuna bakarım. Devamlı devamlı devamlı. Her gördüğüme yani cevap veremem. Onun için yani bundan dolayı ya bana bir tavır takınıyor gibi de düşünmeyin. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.